Ana konumuz sözleşmelerin TL'ye dönmesi. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç bizi Ankara stüdyoda bekliyor. Kimler bundan etkilenecek? Futbolcular, pilotlar, hangi sektörler bundan etkilenecek? Araç kiralama şirketleri çokça sayıda etkilenecek durum var. Önce AVM kiralarından başlayalım. AVM'deki markalar artık TL'ye dönecek dövizden. Tabii diğer taraftan yatırımcılar da, AVM yatırımcıları da bundan biraz şikayetçi. Bizim de 15 milyar doların üzerinde borcumuz var diyor AVM yatırımcıları. Evet Ahmet, nasıl bir ses getirdi bu değişim? Günaydın öncelikle. Kararnamenin kapsamı gerçekten senin de söylediğin gibi oldukça geniş. Uygulamanın nasıl olacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılacak düzenlemeyle, ikinci düzenlemeyle ortaya çıkacak. Alışveriş merkezlerini söyledin. Oradan başlamak gerekirse evet, sektörde 15 milyar dolarlık bir döviz borcundan söz ediliyor. Yatırımlar yapılırken, AVM yatırımlar yapılırken ve bunlar biz bu yatırımlar yaparken döviz kira gelirlerimizi teminat olarak gösterdik. Bu teminatları şimdi TL'ye çevirirsek banka, kredi veren bankalar karşısında zor durumda kalabileceğiz. Bu durumda faiz riski ile karşı karşıya kalacağız. Çünkü daha önce dövizle borçlanmıştık ama uygun faiz oranıyla borçlanmıştık. Şimdi TL'ye geçersek %35 gibi veya daha da yüksek belki ileride faiz oranıyla karşılaşacağız. Böyle bir risk altında kalacağız deniliyor. Şimdi hangi döviz sözleşmeleri TL'ye geçecek? İsterseniz ben biraz oradan en başından geçmek istiyorum. Evet. Çünkü çok geniş kapsam ve kimler kapsam içerisinde, kimler değil, bu merak ediliyor. Şimdi burada en önemli husus, kararnamenin ilk vurguladığı husus, sözleşmenin iki tarafının da Türkiye'de yerleşik kişiler olması. Mevzuatta 32 sayılı kararda Türkiye'de yerleşik kişilerin tanımı yapılıyor. O tanıma göre yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi olan Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler. Dolayısıyla sözleşmenin taraflarından birisi yabancıysa o sözleşmeler devam edecek. Az önce söyledin, futbolcuların durumu. Türkiye'de çok sayıda yabancı futbolcu var. Yabancı futbolcular döviz olarak almaya devam edecekler ama parasını döviz üzerinden alan Türk futbolcular da var. Türk futbolcuların sözleşmelerin maalesef TL'ye geçirilmesi zorunlu olacak eğer bir istisna getirilmezse kendileri için. Bunu tekrarlayalım Ahmet. Yani şimdi yabancı futbolcular tamam, normal dövizle almaya devam edecekler paralarını ama Türk futbolcular TL'ye dönecek. Çünkü onlarda da hep euro ile telaffuz ediyorduk. İşte hem bonservisler, evet, olsun. Bu arada bonservisler de çünkü iki kulüp arasında verilen, örneğin diyelim ki Fenerbahçe ile Konya arasında eğer bir futbolcu takası varsa orada bonservisten bahsediyoruz. Bonservis de euro üzerinden hep konuşuluyordu. Diğer taraftan futbolcu alırken örneğin bir yerli futbolcu alacak bir Türk kulübü. O da euro üzerinden dönüyordu oradaki işlemde. Bunlar TL'ye dönecek dolayısıyla. Evet. Doğru. Bunların TL'ye dönmesi gerekiyor. Bakanlığın yapacağı ikinci düzenlemede herhangi bir istisna tanımadığı takdirde, ki sanırım tanımayacak gibi görünüyor. En azından spor kulüpleri açısından. Toplumda yaygın olarak yabancı evde, ev hizmetlerinde yabancı çalıştırılıyor biliyorsunuz. İşte çocuk bakımından, evet, diğer işte hasta bakımına vesaire falan. Bunlar da eğer sözleşmeler döviz üzerindense döviz üzerinden ödemeye devam edebilecekler. Peki yabancıysa bakıcı mesela yabancı bakıcılar için söylüyorum. Yabancı bakıcılar da TL'ye dönecek. Için. Hayır, TL'ye dönmeyecek. Onlar yabancı bakıcılarda dövizle işlem yapılmaya, dövizle ödemeye devam edilebilecek. Peki diğer taraftan mesela bir diğer soru, pilotlar Türk firmalarında görev yapıyor ama dolarla, euro ile maaş alıyor. Onlar da mesela TL'ye mi dönecekler? Evet, bu da önemli bir ayrıntı gerçekten. Türkiye'de çok sayıda Türk havayolu şirketlerinde yabancı pilot var. Yabancı pilotlar bunlar dövizle alıyorlar. Dövizle almaya onlar devam edecekler.
Türk pilotlar da ücretlerinin büyük bir kısmı döviz üzerinden belirleniyor genel olarak pilotların. Onların bu düzenleme karşısında TL'ye dönmesi gündeme gelecek. Bu durumda bu sektörde çok ciddi bir sıkıntı, pilot kaybı riski ortaya çıkabilir. Çünkü yabancı pilota döviz üzerinden ödeme yapılırken yüksek tutarda kur artışı sırasında bir anda düşük seviyede kalacak TL ile çalışan bir pilot başka ülkelere gitmeyi tercih edebilir. Dolayısıyla bu sektörde de belki istisna içerisinde alınabilecek sektörler içerisinde olabilir. Bir de mesela oto kiralama. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı İnan Ekici demiş ki araç kiralama sektöründe Euro'dan TL'ye dönmenin bugünkü faiz ortamında teknik olarak imkansız olduğunu söylemiş. 360 bin araç kiralıkmış. Karşılığında bu kiralık araç karşılığında 3,5 milyar euro kredi kullanılmış. Euro cinsinden kiralamayı da müşteri istemiş. Biz de finansmanı banka aracılığıyla euro üzerinden yapmışız. Nasıl döneceğiz diyor. Bu tip sorular da var tabii. Araç evet, kiralama için. Ciddi. Bunun yanında bir de şunu da ekleyeyim. Örneğin bir de mesela yurt dışına turist götüren firmalar da var. Örneğin yurt dışı turları var. Bunlar da böyle hep gazete ilanlarında görüyorduk. Euro üzerinden fiyatlama yapılıyor. Araç kiralama var. Bunlar nasıl etkilenecek? Araç kiralama konusu normalde şu anda kararnamenin kapsamına giriyor gerçekten. Yani bundan bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Daha önce hatırlarsanız Sayın Berat Albayrak bir açıklama yapmıştı. Bu dövizden TL'ye dönülmesi konusunda kirayla ilgili. O zaman dövizle alınan borçları, kredi borçlarını kastederek bazı sektörlerle ilgili, devam eden bazı işlemlerle ilgili istisna getirebiliriz diye açıklama yapmıştı 2-3 hafta önceki ilk konu gündeme geldiğinde. Dolayısıyla bunların bir kısmı, büyük bir kısmı belki de o ikinci düzenlemede istisna kapsamına alınacak. Dediğim gibi araç kiralamada 3,5 milyar dolarlık var, başka sektörlerde çok ciddi rakamlar var. Finansal kiralama işlemleri var, leasing işlemleri, gayrimenkul kiralamaları sınırlı değil sadece. Kaldı ki gayrimenkul kiralamalarında da az önce söylediğimiz gibi AVM'lerin 15 milyar dolar gibi bir borcu var, oldukça yüksek. Bunların büyük bir kısmının ikinci düzenlemeyle istisna kapsamında alınmasını bekliyoruz açıkçası. Bir de Ahmet şunu da eklemek istiyorum. Örneğin burada hani yerleşik kişiler için bu düzenleme geçerli ama Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yurt dışına yönelik yapılan ihracat var, satımlar var. Biri aracılık ediyor, biri taşımasını sağlıyor, biri de malı üretip gönderiyor ama kendi aralarında bir ticaret söz konusu ama malı satan da ona göre bir fiyat ayarlaması yapıyor, işte taşıma maliyetini koyuyor. Bu sektörleri de etkileyebilir mi? Diğer taraftan damga vergisi, sözleşmeler şimdi yeniden yapılacaksa eğer damga vergisi evet, tekrar alınacak mı? Doğru, damga vergisi gerçekten önemli bir yükümlülük getiriyor sözleşmelerde biliyorsunuz. %9,5-9,48 oranında damga vergisi alınıyor. Kira sözleşmelerinde %1,89 oranında bir damga vergisi, Türkiye'nin yıllık milyarlarca liralık bir damga vergisi bütçeye gelir söz konusu ve bu gelir de büyük ölçüde bu sözleşmelerden kaynaklanıyor. Muhtemelen böyle bir zorunlu bir dönüşüm yapılacağı için damga vergisi konusunda belki muafiyet getirilebilir. Bu konuda bir kararname ihtiyacı doğabilir. Çünkü çok büyük bir ek külfet getirmesi söz konusu olabilir sözleşmeyi değiştirecekler açısından. Diğer taraftan lojistik sektörü açısından çok önemli. Az önceki söylediğim ihracat işlemlerinde yurt dışında bağlantısı yapmış ama Türkiye'de yurt dışından işte örneğin Ankara'dan Mersin limanına taşınacak bir mal için iki Türk firması arasında bir sözleşme yapılıyor. Ve bu belki bir yıllık, iki yıllık bir sözleşme çok büyük montanlı taşımalar için. Bu sözleşmelerin de döviz yasağı kapsamında mı olacak? Bunun da ayrıca belirtilmesi gerekir. Çünkü ciddi bir sıkıntı yaratabilir bu konu. Peki, çok teşekkürler. Çok kısa, buyurun.
İzin varsa ben bir şey hemen eklemek istiyorum. Çok kısa. Burada bir sözleşme hürriyetinden söz ediliyor. Borçlar Kanunu'ndaki sözleşme hürriyetinden. Anayasanın 48. maddesi sözleşme hürriyeti konusunda gerektiğinde kamu yararına durumlarda kısıtlama getirilebileceğini öngörüyor. Dolayısıyla sözleşme hürriyeti konusunda burada bir engel teşkil etmiyor. Peki, çok teşekkürler. Habertürk yazar Ahmet Kıvanç'la konuştuk bu konuyu. Konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü önemli bir değişim. Tüm sektörleri de etkileyebilecek. Diğer taraftan işte dövizle artık döviz cinsinden artık sözleşmelerin olmaması. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktardık. Hoşçakalın.